Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinize yeni bahçemden günaydın, merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Artık günün hangi vaktinde beni izliyorsanız. Niçin bundan başladım? Geçenlerde biliyorsunuz bahçenin videosunu çekerken, ay bu ne kadar güzel bir çiçekmiş dedim. Hem pembesi hem de böyle moru var. Bakü'den, Azerbaycan'dan çok kıymetli sevgili bir dostum dedi ki Nülfen Hanımcığım, o çok değerli bir bitki. Hayıt otudur, çok faydalıdır. Lütfen araştırırsanız bulursunuz bilgileri dedi. Ve arkadaşlar, evet, ben çok çok teşekkür ediyorum bana böyle bilgileri de verdiğiniz için, benimle de paylaştığınız için. Çünkü benim de bilemediğim çiçekler var. Bu tür çalı bitkilerini çok tanımıyorum arkadaşlar. Tabii ki belli başlılarını tanıyorum ama bir sevgili dostum da şey dedi, Nilüfer Hanımcığım, bunun pembesi ve moru evet var. Hatta kendisi Hollanda'dan almış, Çeşme'ye götürmüş ama bunlar serin hava seven bitkiler, çalı bitkiler olduğu için Çeşme'de olmamış arkadaşlar. Çok üzüldüm onun adına. Çünkü insan heves ediyor, olmayınca da üzülüyor yani. Ve değerli arkadaşlar, ben bugün toplam 3 tur çiçek taşıdım buraya. İnanın o kadar yorgunum ki, az önce zaten Bedriye'cimle de görüştük. Sağ olsun, Bedriye'yi tanırsınız. Bedriye'nin Botanik Bahçesi isimli hem Instagram hesabı var hem de kanalı var arkadaşlar. Short videolarda paylaşıyor sizlerle. Şöyle de Bedriye ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra, bizim kısa görüşmemiz de 1 saattir bu arada. Ve değerli arkadaşlar, şimdi ben sukulentlerimle başladım aslında ama bazı kaktüslerimi de arabada yer buldukça koymaya çalıştım. Bakın, bunu Flora Lux'ten almıştık Ayşe ile, hatırlarsınız. Bu koskocaman bir saksı. Şimdilik arkadaşlar kaktüslerimi bu bölgeye alacağım. Sukulentlerimin konumlandırmalarını yaptım. Çünkü vaktim kalmadı arkadaşlar. Evi boşalttıktan sonra ben 19 Temmuz'da arkadaşlar yola çıkıyorum Türkiye'ye. Yani evi taşıyacağım. 1-2 gün burada kaldıktan sonra Türkiye'ye yola çıkacağım. Kaktüslerimin hepsini bu bölgeye konumlandıracağım. Çünkü arkadaşlar bakın, sabah güneşi buradan doğuyor ve çaprazlama diğer taraftan batıyor. Ve kaktüsler içinde şu an için en ideal korunaklı ve hem de havadar hem de güneşi alabileceği yer burası arkadaşlar. Ve dediğim gibi, bu arada bakın, bunun üstüne bir saksı düştü. Ben düşürmedim ama onu söyleyeyim. Ben çok dikkatli taşırım çünkü. Bunu da halledeceğim. Üstünü ben sevmem çünkü böyle kirli olsun kaktüsün üstü. En sevmediğim şey, fırça yok şimdi yanımda. Ve değerli arkadaşlar, bunları bakın, şuradan bir taş bile oynamadı ama bunun durumunu görüyorsunuz. Bunu ben yapmadım, dediğim gibi şoför farklıydı. Şoför ani frene bastığı için böyle oldu. Ve arkadaşlar, benim Fred'im, biliyorsunuz bu Fred'imi buraya kadar sağ salim getirdim ama tam buraya getirdim arkadaşlar. Şurada kolum çarptı, çıt diye kırılıverdi. Bu müthiş, harika, güzel Fred'im. Bakın, dal verdi. Daldan da bebişler yaptı. Ve şimdi size ne söyleyeceğim onu göstereyim. Buradan dediğim gibi koptu. Bu yapraklar da aldım buradan. Bakın ne yaptım. Şimdi onu da göstereyim size. Eğer taşınırken başınıza böyle beklenmedik kazalar gelirse, sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Buraya ben bir tane toprak dolu saksı getirmiştim arkadaşlar. Dal da bu. Bakın, dal dediğim de koca iki kafa yani. Buraya hemen çeliği tutturdum. Yaprakları yatırdım. Bir de göbek kısmı da kırıldı arkadaşlar. Bir tanesinin, yavrunun. Onun da yapraklarından aldım. Biraz dal kısmı bırakaraktan kuru toprağa diktim. Burası gölge oluyor. Şu anda akşamüstü güneşi var. Köklensinler diye buraya getirdim. Ve diğer saksılarımı da şuraya şu şekilde astım. Şimdilik geçici, çünkü önemli olan evi bir an önce boşaltmam arkadaşlar. Burada da bahçeden çıkan yapraklar vardı geçen hafta. Bakın, onlar köklenmeye başlamış bile. Yani bahçeden çok yaprak çıkıyor. Bakın, bu mini para ağacımı da getirdim. Bu güzelimi de getirdim arkadaşlar. Bu şeye de, yani bu cama da şu an için bir şeyler koydum. Yani şu an elime geçeni bir yerlere sıkıştırıyorum. Daha sonra kafam sakinlediğinde yine onlara yer bulurum. Zaten arkadaşlar, ilk getirdikten sonra ben yine bugün burada, ay bunun yeri olmamış, ay bunu buraya niye koymuşum gibilerine hep böyle yerler değiştirdim. Bunları da şimdilik buraya koydum. Burası tamamen sabah güneşi alıyor. Burada da profilikam var. Arkadaşlar, şunun ismini bilmiyorum. Flora Lux'ten almıştım. Bu çok güzel renklenecektir.
Bir tane Agavoidis'im var. Yine benim Graptoveria'larımdan kendi üretimlerim var. Ve şurada da bir tane Albert Biners yaprağı koymuşum. Bebiş yapmış. Bu güzelimi de buraya koydum. Kübik Frost'larım da burada arkadaşlar. Ve şu saksım da. Bunu da buraya konumlandırdım. Ve burada neler var? Mendozalar var arkadaşlar. Bunlar Portekiz'den geldi, Daniela'dan. Kutuyu aslında çekecektim size. Kutu açının videosu yapacaktım ama şimdi sizinle paylaşıvereyim. Hiç fark etmez. Şimdi evin arkadaşlar şöyle geri geri gidersem eğer verandasına da tabii konumlandırdığım oldu ama bu şekilde bir konumlandırma yaptım. Ve burada da arkadaşlar EcoCheck kartım vardı benim. Onunla da bazı türler aldım. Bu arkadaşlar Bluebird'ün büyük yapraklısı. Hatırlarsanız bunun böyle küçük yapraklısı da var ama bu büyük yapraklı. Bu yeni bir tür. Bunları da toplu bir saksıya dikeceğim. Çok çok güzel olacağını ümit ediyorum. Böyle mor kontürlü kontürlü. Çok da yani iri iri. Bunları da ben hep alıyorum arkadaşlar. Bakın ben Echinopsis türlerini mutlaka alıyorum farklı renkler çıkar diye. Yine Agavoidis aldım. Es geçmedim. Bu jelilerin pembe olanından 3 tane de Perlofon Lumberg. Ve şu tontişten aldım arkadaşlar, şu dikensiz opuntiyadan şöyle de gösterivereyim size. İki kök var ama ikisi de dolu dolu. Ve bir de şu tontişleri aldım. Japon güllerim burada arkadaşlar, hibiskuslarım. Bunların çayı da güzel oluyor biliyorsunuz, aktarlarda satılıyor kurumuş halleri. Levisyalarım burada, zeytin ağacımı tekrar buraya aldım. Klematislerimi buraya aldım ve bunları arkadaşlar buraya aldım. Ha bu arada benim askılı saksılarım var diye yer bulamadığım için buralara böyle ası ası verdim. Bunların hepsi yerleşecek arkadaşlar. Şu anda evi bir an önce boşaltabilme nedeniyle bu şekilde yapıyorum. Bunlar neydi? Ay bildiğim şeyin ismini unutuverdim ya şimdi. Ah, ay yorgunluktan unuttum. Evet. Bildiğim şeyin ismini unuttum. Görüyorsunuz değil mi? Aklıma gelir birazdan söylerim. Evet bunları da nerede hangi seradan almıştım ki ben bunu hatırlayamadım. Şeyden aldım galiba. Hollanda'dan Intratuin'den aldım herhalde. Tam da hatırlayamadım şimdi. Yani o kadar çok her yerden bir şey alıyorum ki ben de hatırlayamıyorum yani. Ay bunun ismi neydi? Ay bildiğim şeyin ismini unuttum arkadaşlar. Ay pendens. Ay. Evet pendens. Şimdi bahçenin diğer tarafına geçelim. Şöyle yavaş yavaş. Siz de biraz kuş cıvıltıları dinleyiverin. Bakın bu saksımı da şimdi buraya geçici astım. Bunların hepsi yerleşecek ama böyle de güzel durdu sanki, değil mi? Böyle de hoş durdu. Bu taşların içindeki sarmaşıkları hep alacağım arkadaşlar. Buralara karanfil dikmiş bakın. Hep burada karanfiller var ama sarmaşık sardığı için belli olmuyor. Şu ağaçlar çok büyük ve rüzgar estiği zaman deniz efekti yapıyor. Ve değerli arkadaşlar çok ışık yapmış. Her yerde bol bol ışık ve priz var. Tesbih çiçeklerimi getirdim. Bakın bu da burada. Çok güzel yerini sevdi. Burası efil efil. Çok güzel bir mekan bu veranda. Diğer tesbih çiçeğimi de buraya aldım. Bakın bu da burada. Ve bazı türlerimi dediğim gibi geçici olarak arkadaşlar bu şekilde yerleştiriverdim. Neon bırakırım. Harika oldu. Harika. Ve arkadaşlar hafta sonu ben bir geziye gitmiştim yine. O geziden de bu güzel bangokluları aldım. Bakar mısınız? Şimdi telefonu yukarıya tutuyorum. İnşallah da güzel çıkıyordur diye düşünüyorum. Dolu dolu bir saksı. İnşallah güzel çıkmıştır. Yeni astım çünkü buraya. Ve diğer güzellerim. Arkadaşlar bunun ismini size söyleyeceğim şimdi. Bu Luella cristata değil. Etiketini bir yere takmış olmam lazım. Hah burada. Bakın merak edenler için ismi bu arkadaşlar. Neymiş? Aa, bir saniye netleştirmeye çalışıyorum. Gözlükler de yok okuyamadım. Echeveria scelta arkadaşlar. Bunun ismi de buymuş. Şimdi şunun etiketini de takayım.
Çünkü bu tür özel türlerin isimlerini bilmek de önemli. Bu da çok güzel oldu. Harika oldu. Müthiş güzel bir sukulent. Kristata ve bir bonsai ağacı şeklinde. Ben kuru yapraklarını hep topluyorum ama bu ara taşınma telaşından biraz ihmal edebilirim. Kusuruma bakmayın. Bu da çok güzel oldu. Harika, müthiş oldu. Bundan iki saksı var arkadaşlar bende. Ama bu güzelliklerle işte böyle hem taşınma telaşı hem de size bahçeyi taşıdıkça neleri taşıdım onları da böyle bir bir çekmek istiyorum. Şimdi mutfak camımda şu da kırılmış aslında. Bunu da bir saksının dibine tutturuvereyim. Aa, arkadaşlar bakın. Daniela'dan ne geldi dün? Onları göstereyim size. Süper Bum Variegata geldi. Ondan sonra bu Diamond State Variegata geldi. Bu özel tür Avanium geldi arkadaşlar. Bunun içi koyu bordo, dışı sarı oluyor. İsmini unuttum şimdi. Buz çiçeğimi getirdim. Suladım az önce. Biliyorsunuz benim suyum yağmur suyu, tulumba suyundan. Ve bu güzellerimi de getirdim arkadaşlar. Bunları da burada zamanla yerleştireceğim. Şu anda akşam oldu arkadaşlar. Akşam saat 6 oldu. Hatta 6.30 olmuştur. Yoruldum bu saate kadar. Sabahtan beri hep çiçeklerimi taşıyorum. Bu da Variegata sakız arkadaşlar. Bu da çıktı. Yeni çıktı. Fransa'daki bir esnaf serasından almıştım. Ve mutfak camıma neler... pardon, bu camı göstereyim size. Bu camda benim şu güzelim var. Evet bakın. Rainbow'larımı getirdim. Bu güzelimi getirdim buraya. Şöyle saksısıyla. Yine bunu yeni değiştirdim. Buraya aldım. Bakın. Şuna bakar mısınız? Şu güzele, şu tontişe. Yavruluyor da. Ufam mufam demiyor. Yavruluyor. Bir de görüntü de netleşse. Ve bakın. Ney? Sion Variegata arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İsmi yazıyor zaten. Pink Peach arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhteşem. Bu da benim leş kaktüsüm. Şimdi mutfak camına gideceğiz. Ve buralara farklı fikirlerim var. Zamanla yaptıkça sizinle paylaşacağım. Mutfak camına da arkadaşlar buralar hep şekillenecek. Şu an emaneten böyle yerleştirdim. Bakın bu güzelleri de hep buraya şimdilik bu şekilde koydum. Muhteşem, muhteşem. Bakın sizinle birlikte diktiklerimiz. Benim Variegata şeyim, leş kaktüsüm ve diğerleri. Evet, şimdi yan bahçeye geçiyoruz. Yan bahçede neler var? Neleri getirmişim sabahtan beri? Nilüfer neler taşımış? Ah ah. Yani o kadar çok şeyler taşıdım ki arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Bunların hepsini sabahtan beri taşıyorum. Bir kısmını getirmiştim ama bakın bu güzel de bakın pembeleşiyor. Pembiş pembiş oluyor. Bunu getirdim. Bu yıldız gibi olanı getirdim. Hovortia'yı. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Bunda her renk var. Çok hoşuma gitti bu kaktüs. Çok güzel, çok muhteşem. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu özel türlerimi diktiğim bir saksım vardı. Bunu da getirdim buraya. Az önce son partiyle, yani bugün için son parti. Yarın da taşımaya devam edeceğim çünkü. Bu güzelimi getirdim bugün arkadaşlar. Ondan sonra ne getirdim başka? Bugün getirdiklerinden. Bunları hep dün getirdim. Size zaten videolarını çektim. Evet, bunu getirdim. Bakın bu güzelimi getirdim. Bu koskocaman bir kafa. Yani o kadar güzel ki rengiyle. Bunları da arkadaşlar hediye göndermiş Daniela. Bunları da buraya dikiverdim. Ondan sonra Madiba'mı getirdim buraya. Bakın. Ve hepsini yavaş yavaş getirmeye başladım. Bugün getirdiklerim hep bunlar. Yani 3 araba getirdim arkadaşlar ve o 3 arabada da hep bunlar vardı. Bu da benim şeyim, kantem arkadaşlar. Bu şekilde durmuş dursun. Bakın orikulam. Diğer bonsai orikulam. Onu da getirdim. Şu benim muhteşem opuntiyam arkadaşlar. Bakın her yerinden yavrulamaya başladı. Bunun yaprakları müthiş güzel oluyor. Bakın her boğumdan yavrular vermeye başladı. Ve bu güzelimi de getirdim. Güneşi gördükçe kızardı. Yine güzel özel bir aeniumum. Bu gösterdiklerimi bugün getirdim arkadaşlar. Önceki getirdiklerimi göstermiyorum şu anda. Bakın bunları hep bugün 3 posta taşıdım. Tam 3 posta. Arkadaşlar bugün başka ne getirdim? Pandamı da getirdim. Bu da vardı arkadaşlar bunun getirdiklerim arasında. Bakın az önce gösterdiğimin küçük yapraklısı. O daha farklı bir tür aslında.
Bunun yerini değiştirdim. Dedim ya bazen yerlerini beğenmiyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu Sedum Polyflum Hook'u da bugün getirdim. Şu anda gösterdiklerimin hepsini bugün getirdim arkadaşlar. Bakın Rosie Crow'um nasıl oldu. Allah'ım yarabbim. Muhteşem muhteşem bir Rosie Crow izliyoruz. Hepsi hem Grapto var hem Douglas var. Hem de arkadaşlar Draco'mun kendi bebeklerim arkadaşlar. Bunlar hep kendi bebekler. Kendim ürettim bunları. Ve yine bakın bunu dün getirmiştim. Ve opalinalarımı da bugün getirdim arkadaşlar. Bakın hep kiminin yerini değiştiriyorum mesela. Kiminin yerini değiştirmişim. Bu kelebek kanadı burada vardı. Evet bu şeyi getirdim arkadaşlar. Violet miydi bunun ismi? Topsy Debi değildi arkadaşlar. Öyle bir ismi vardı. Şimdi ismini unuttum. Etiketi nerede? Öyle bir ismi vardı. Topsy Debi'ye benziyor ama her ülkede de ismi değişebiliyor tabii. Ya Nurcan Hanımcığım şey demiş. Nilüfer Hanımcığım öndeki iki tanesi First Lady. Diğer iki tanesi de Dorothy demiş. Evet ben de aslında az çok tahmin etmiştim farklı olduklarını. Hatta alırken de şey demiştim. Aa bu farklı demiştim. Videoyu çekerken de ya birisi farklı olması lazımdı diye düşünürken First Lady diye çıktı ağzımdan videoda. Çünkü arkadaşlar şunlar First Lady. Şu Dorothy olması lazım. Şunlardan birisi daha Dorothy arkadaşlar. Bakın. Şu güzelleri. Hep bugün taşıdım bunları. Bunlar bugün taşıdıklarım. Evet Pulvina tam. Bu güzelim benim. Bu çok iri iri arkadaşlar. İri iri yapraklı böyle. Muhteşem muhteşem. Şu güzele bakar mısınız? Buna bakıp da hayran olmamak. Evet. Bakın. Bunlar. Bu arkadaşlar. Hep bu sabahtan beri 3 tur yaptım. Tam 3 tur. Şunun da görseli çok güzel. Yaprakların arkası böyle tırtıklı tırtıklı. Bu mor nasıl olmuş ama. Aldığımdan beri müthiş güzelleşti arkadaşlar. Renkleri müthiş müthiş. Komşuyu da rahatsız etmeden. Ve şu güzelim aeniumum arkadaşlar. Şunun güzelliğine. Bunların hepsini işte bugün bir şekilde taşıdım. Şunun rengi. Bakar mısınız şu muhteşemliğe. Bakın harika harika. Afro ağacım arkadaşlar. Bakın şu tontişe. Kamp ateşim. Yine diğer pandam. Ve yine orikulalarım. Bir de arkadaşlar bu mor olanı. Kırmızı değil de bu mor olanı. Bu mor olandan da ben almıştım. Bunu da burada büyütüyorum. Şimdi başka neler getirdim. Evet bu güzel saksımı da buraya koydum şimdilik. Dediğim gibi zamanla bunlar hep şekillenecek. Şimdilik böyle kalsın. Ve arkadaşlar buraya da diğer saksılarımı koydum. Küba kekiğimi falan. Aa şey unutuyordum az kalsın. Ne getirdim? Onu da yorgunluktan yanlarından geçtim. Arkamı dönmüş gibi oldum ama arkadaşlar ne getirdim biliyor musunuz? Özel tür sardunyalarımı da getirdim. Hadi gelin şimdi özel tür sardunyaların yanına gidelim. Şimdi onun yanına gidelim derken bir şey daha görmemişim arkadaşlar. Hani benim bir tane sürahim vardı ya bahçede. Onu koyacak yer bulamadım. Şu deponun hani yağmur suyu biriktirme deposunun üstüne koyuverdim. Gayet de güzel oldu bence. Bakın bu sürahimi de arkadaşlar buraya koydum. Buraya biblolar falan koymuş. Bunun bir sistemi var arkadaşlar. Bakın bir de altında da çeşmesi var. Böyle hortumu takıp suluyorsunuz. Evet özel tür sardunyalarımı arkadaşlar buraya getirdim. Bakın onları da getirdim. Bakın hepsi burada böyle tontiş tontiş ciciş ciciş. Hepsi burada alışmaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın bakın taşınma telaşından böyle ama bunları tohum olarak alacağım ben. Ben de Sare abla gibi tohumdan yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben geçen sene planladım onları topladım. Hatta sonra yağmur yağdı üstüne. Belçika'nın yağmuru bitmiyor biliyorsunuz. Bir gece dışarıda unutmuşum. Sonra hepsi ıslandı. Sonra da çürüdü attım ben de yani. Öyle oldu. Ve değerli arkadaşlar sardunyalarımı da işte buraya böyle dizdim. Bakın bu da çok güzel oldu aldığımdan beri hatırlarsanız. Daniela'dan almıştım yine. Pardon Maria'dan almıştım. Ve sardunyaları da arkadaşlar bu şekilde koydum. Tabii ki bahçe daha şekillenecek. Daha bitmedi işler. Bakın şimdilik böyle bir kendimce
Önemli olan evi boşaltmak arkadaşlar. Ama boşaltacağız inşallah hafta sonu yavaş yavaş. Ve değerli arkadaşlar, şu anda da güneş arkadan vuruyor. Evet, hepinizi tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Belçika'dan Türkiye'ye sonsuz, artık beni nerede izliyorsanız tabii. Ve değerli arkadaşlar, videoma son verirken bu morun enerjisiyle birlikte hayatımızda hep bereket enerjileri, para enerjileri, iyilik enerjileri olsun. Şimdilik hoşça kalın.